Bu hafta biliyorsunuz Mayıs 7 itibariyle DV 2020 Green Card çekilişleriyle ilgili başvuru yapanlar sonuçlara bakmaya başladılar. Green Card çekilişini kazandıktan sonra nasıl bir süreç bizi bekliyor gibi sorularla geldiler ve diğeri de tabii eğer kartımızı aldık kaybetmemek için ne türlü önemli şeylere dikkat etmemiz gerekir diye bize birkaç böyle değişik sorularla geldiler. Şimdi öncelikle şunu söyleyebiliriz. Tabii ki dikkat edilmesi gereken ilk nokta, eğer kaybetmediyseniz o referans ve teyit numaranızla bu internet sitesi üzerinden State Department'ın size çıkıp çıkmadığına bir emin olmanız ve eğer size çıktıysa ondan sonrası yapılacak adım DS-260 formunu doldurup sunmanız gerekecek. Ondan sonra da Ekim ayı sonrası sizin dosya numaranıza gelmesini sistemi bekleyeceksiniz. Dolayısıyla ne zaman dosya numaraları sizin numaranıza geliyor, o zaman da siz artık Amerikan konsolosluğunda randevu işlemlerine başlıyor olacaksınız ve bulunduğunuz bölgedeki Amerikan konsolosluğunda Green Card görüşmeniz için, göçmenlik vize görüşmeniz için mülakata girip o mülakat sonucunda da Amerika'ya alacağınız göçmenlik vizesiyle Amerika'ya gelip giriş yapıyorsunuz. Bu girişi yaptıktan sonra da size Green Card'ı Amerika'daki adresinize göçmenlik dairesi gönderiyor olacak. Evet, takipçilerimizin diğer bir kısmından gelen soru da şuydu. Tamam, biz Green Card aldıktan sonra ama kaybetmemek için ne yapmamız gerekiyor? Özellikle bu soruyu tabii soran takipçilerimiz tahmin ediyoruz. Türkiye'de belli işleri var ya da o eğitimleri var. Onları yerine getirmek istiyorlar. Onları tamamlamak istiyorlar. Dolayısıyla burada olamıyorlar. Bunlara en büyük tavsiyemiz şu olacaktır. Eğer siz Amerika'ya geldiniz ve Green Card'ınızı aldınız, çok sık gelemeyecekseniz ve Amerika dışında kalışınız bir yıl geçecekse, o zaman re-entry permit dedikleri geri gelebilme izni başvurusuna başvuru yapmanız Amerika'da bulunduğu süre içinde. Başvuru yaptıktan sonra siz 2 yıl Amerika'ya gelmenizi gerektiren bir durum olmayacak. Dolayısıyla bu noktadaki en büyük tavsiyem sık gelemeyecekler için bu olacak. Ama gelebilecek olanlar için de en azından 6 ayı geçirmeden Amerika'ya giriş yapmalarını, birkaç yılı bu şekilde aşabileceklerini, tabii ondan sonra da eğer burada bulunmalarında hala sıkıntı varsa o zaman izin almalarını ya da burada kalabilecekseler de ondan sonra da artık Amerika'da yaşamalarının gerektiğini bu şekilde iletmek istiyorum. Dolayısıyla Green Card'ı korumak için önemli olan nokta Amerika'da ikamet ediyor olmanız, yaşıyor olmanız. Eğer burada yaşayamayacak bir durumdasınız, seyahat izni almanızda fayda var, re-entry permit almanızda fayda var. Yoksa öbür türlü yeşil kartınızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız deyip takipçilerimizin sorularını bu şekilde de cevaplamış olalım.